Merhabalar sevgili gençler ben SML hocanız SML hoca matematik youtube kanalındasınız arkadaşlar Trigonometrinin ikinci videosundayız Kaldığımız yerden devam ediyoruz Nerede kalmıştık peki? Yönlü açılarda Neymiş bu yönlü açı? Bir açının kenarlarından biri başlangıç kenarı Diğeri bitim kenar olarak alındığında elde edilen açıya yönlü açı diyoruz Saatin ibrelerinin akrep ve yal Dönme yönünde olan açılar negatif yönlü, ters yönde olan açılar da e, pozitif yönlü açılardır. Yani bu tarafa doğru olanlar negatif, şu tarafa doğru olanlar da pozitif yönlü diyeceğiz sevgili gençler. Gördüğünüz gibi başlangıç bitim bu tarafa doğru olduğu için açı buna pozitif yönlü diyoruz, bu tarafa doğru olduğu zaman da negatif yönlü diyoruz. Peki bir de radyan diye bir mevzu var. Bu radyan denilen mevzu neymiş? Bir çemberin, bak bu burası önemli. Ben olsam ÖSYM'in yerine direkt bunun tanımını sorarım. %99'unu ederim yani. Bir çemberin yarı çap uzunluğundaki yayını gören merkez açının ölçüsüne bir radyan denir. Ve bir rad ile gösterilir. Bu şekilde genelde göstermiyoruz ama radyanın tanımı bakın. Burası yarı çap uzunluğu R. Burası R. Eğer şurada gördüğümüz açının uzunluğu da R ise işte şurada kalan açının ölçüsüne bir radyan diyoruz. E şimdi o zaman bunun ben yarı çapını 1 olarak kabul edersem. Gençler bunun çevresini nasıl buluyordum ben? 2 çarpı pi çarpı r ile bulmuyor muydum? E r 1 Demek ki bunun çevresi 2 pi iken. O zaman ben buna diyorum ki 2 çarpı pi çarpı radyan diyorum. Yani 2 pi radyan oluyor burası. Demek ki şuradakilerin her biri pi bölü 2 radyan. O zaman şunu söyleyebilir miyim ben? Şurası normalde 90 dereceydi. 90 derece pi bölü 2 radyana eşit. E 180 derece pi radyana eşittir. 270 derece 3 pi bölü 2 radyana ve 360 derecede 2 pi radyana eşittir diyebiliriz. Zaten her birini 2 pi radyanın 360 dereceye eşit olması gerektiğinden çıkardık zaten hepsini. Peki dereceyi de radyanın birbirine dönüşümü var mı? Var yani dereceyi radyana, radyanı dereceye çevirebilirsin. Bu arada bu radyanla dereceyi e, aklından şöyle geçirme. Hani burada <laughs> pi 180 değildir arkadaşlar. Pi radyan, pi radyan 180 derecedir yani pi 180 Hiçbir zaman olmadı Pi her zaman 3,14 diye devam eden yaklaşık olarak olan sayıdır yani 3,14'tür yaklaşık olarak Pi hiçbir zaman 180 olmadı Pi radyan 180 derece oldu Tamam Yani Bunu çok birbirine karıştırmayacaksın Pi her zaman oldum ben oldum olası pi 3,14 yaklaşık olarak Anlaştık mı? Tam açının ölçüsü 360 derece ya da 2 pi radyan olduğundan 2 pi radyan eşittir 360 derece ise <laughs> pi radyan da 180 derecedir. Buna göre <laughs> misal 3 pi bölü 5 radyan varsa pi gördüğün yere 180 derece yazarsın. 3 çarpı 180 derece bölü 5'ten 108 derece gelir. 108 dereceyi de nasıl çevirirsin? 108 derece çarpı pi bölü 180 dersin. Bak şu şekilde çevireceksin. Az önce yaptığın işlemlerin tam tersini yapacaksın yani. Tamam mı? 180'e bölüp 108'de çarparsan da pi'yi o zaman 3 pi bölü 5 radyanı tekrardan elde etmiş olursun. Ya da şöyle dersin. Mesela 180 derece pi radyansa 108 derece kaç radyandır dersin. Buradan ikisi bulmak için 108 ile pi'yi çarparsın. 180 dereceye bölersin. Bu şekilde de elde edilebilir bu derecenin radyana dönüşümü. Birim çember. Tanım çok önemli. Merkezi orijinde, merkez burada, yarıçapı da bir birim, yarıçapı da bir olacak olan çembere bir birim çember, pardon birim çember veya trigonometrik çember denir. Genelde birim çemberi kullanırız ama olur da ÖSYM e bir sorunun içerisinde trigonometrik çember diye bir ifade kullanacak olursa, sen bunun da birim çembere eşit olduğunu bil. Birim çember sorusudur. Peki, şimdi burada bir P noktası alsak. P noktasının absisi ve ordinatı x'e y olsa sevgili gençler. Eğer burası birinci bölgede ise biliyorsunuz ki x'ler pozitif, y'ler pozitif. Eğer ikinci bölgede ise x'ler negatifken y'ler pozitif. Üçüncü bölgede sevgili gençler her ikisi de negatif. Dördüncü bölgede ise x'ler pozitif, y'ler negatif olacak diyoruz. Aynı şuradaki gibi birinci artı artı, ikincisi eksi artı. Zaten bunu hani ee, yanlış hatırlamıyorsam ilkokul 5. sınıftan beri pardon 7. sınıftan beri yapıyor olmamız gerekiyor sevgili gençler ee, dolayısıyla bunları bilmiyorsak eğer ayıp tamam bunları öğrenmemiz lazım 4. sayfamıza geçelim 4. <laughs> sayfamızda birim çemberde Pxy -E noktasının belirttiği açı yani şurası e, 150 derece veya eksi 210 derecedir diyoruz neden eksi 210 geldi çünkü 150'yi tamamlayan 360'a tamamlayan açı 210 derecedir bu taraftan gidiyorsam 150 derece derim. Saat yönünün tersi yönünde gidiyorsam eksi 210 derece derim. Buna göre negatif yönlü bir açının ölçüsü 360 derece ile toplanılıp pozitif olarak ifade edilebilir diyoruz. Örneğin. Eksi 170 derece varsa bizim elimizde. Ben bunun üzerine 360 eklerim. Tamam mı? 360 eklediğim zaman da 190, dereceye ulaşırım. Eksi 170 derece eşittir 190 derece diyebilirmişiz. E hocam bunu radyan cinsinden verdiyse Eksi 3 pi 3 pi bölü pardon eksi pi bölü 3 radyanın da üzerine ben ne ekleyeceğim? 360 ekleyeceğim. Yani 2 pi. Radyansa radyan eklerim. O zaman burası ne olur? 5 pi bölü 3 radyan olur sevgili gençler bu da. Yani negatif olan bir açıyı pozitif bölgeye taşıyabiliyoruz. Bir açının esas ölçüsü. Şimdi burası da önemli bizim için. Teta diye bir açımız olsun ve bu teta açısı 0 derece ile 360 derece arasında ve k'lar birer tam sayı olmak üzere. Ölçüsü eğer ki teta artı k çarpı 360 derece ise bir açının bu açının esas ölçüsü teta derecedir diyoruz. Yine 0 radyanla 2 pi radyan arasında ise bir açının ölçüsü ve k tam sayı olmak üzere teta artı 2 k pi radyan olan açının esas ölçüsü teta radyandır diyoruz. Çünkü açılar birbirlerini 360 derecede veyahut 2 pi radyanda bir tekrarlar sevgili gençler. Yani artık şunu söyleyebiliriz 5 derece 365 dereceye eşittir hatta bu da 725 derecedir bile diyebiliriz. Yani bu sonsuza kadar birbirinin eşiti olan açılar yazabiliriz veya negatif tarafına da yazabiliriz. Mesela eksi 355 dereceye de eşittir 5 derece. Çünkü hepsinin gösterdiği yer aynıdır. 2960 derecenin esas ölçüsünü bulalım demiş. Şimdi madem öyle bakın şuradaki 360'ın katlarını aradan çıkarınca geriye kalan esas ölçü oluyor. Madem öyle ben burada 360'ın katlarını görmezden geleceğim. Tamam mı? Ya o dolayısıyla da 360 dereceye böleceğim bunu. 360'a böldüğümüz zaman 2960'ın içerisinde kaç tane 360 var diye düşünürsek sevgili gençler 10 tane olsa 3608 tane vardır diyelim bir yola çıkalım bakalım tut tutturabileceğiz mi? Bu da ne yapar? 2400 yapar. 4800 daha ne yapar? 2400 artı 480 e, 2880 yapar. Dolayısıyla sağlar. 2880'i ben buraya yazdım. 2960'dan 2880'i çıkardım. Kaç geldi? 80 derece geldi. O halde diyorum ki ben 2960 derecenin esas ölçüsü 80 derecedir. Şimdi hocam esas ölçüyü neye göre küçültüyoruz? Yani ben bu 80 derecenin de aslına bakarsanız 360 eklediğim zaman işte 440 olduğunu biliyor. Bunun esas ölçüsü 440 derece niye olmasın diye soracak olursan eğer gençler 360 ve katlarını atıyoruz bu bir. İkincisi de esas ölçüyü her zaman 0 ile 360 derece arasında bulmak zorundayız. 0 ile 360 derece arasında bulmak zorundayız. Bakın burada bunu belirttik. Burada ee, şeyli, nedir onun ismi? Radyan cinsinden de belirttik derece cinsinden de belirttik. Teta 0 ile 360 derece arasında olacak. Teta radyan 0 radyan ile 2 pi radyan arasında olacak diye söyledik. Peki hocam bu 78 pi bölü 5 radyanın esas ölçüsünü nasıl bulacağız? Şöyle bir taktik söyleyebiliriz. Bunun iki katı kaç arkadaşlar? Paydanın iki katı 10. 78'i hemen 10'a bölüyorsunuz. Kalan ne olur sevgili gençler? 8. Kalanı aldınız. 8 pi bölü paydayı da aldınız. 5 esas ölçüdür diyebiliriz. Peki hocam ya bu negatif olsaydı yani eksi 78 yine iki katını aldın kaç 10 eksi 78'i 10'a bölüyorsun tamam mı <laughs> normalde 78'in içerisinde 10 7 defa bir fazlasının eksilisini yazıyorsun eksi 8 10 kere eksi 8 eksi 80 yapar çıkarttığın zaman direkt 2 kalır o zaman diyorsun ki 2 pi bölü 5 bizim esas ölçümüzdür diyebilirsin sevgili arkadaşım. Evet, geçtik sağ üst tarafa sevgili gençler dördüncü sayfamızın sağ üst tarafındayız. Sinüs ve kosinüs fonksiyonlarına bakacağız. Birim çember üzerindeki P(x,y) ve AOP e, teta açısı verilsin. P(x,y) noktasının apsisine teta'nın kosinüsü, ordinatı ordinatına ise de teta'nın sinüsü denir. X eşittir cos teta ve y eşittir sin teta olarak da söylenebilir bu. Ki biz, bakın şurada sevgili gençler. Hemen iki üst sayfada olması gerekiyor. Şurada. Demiştik ki bakın burada. Şöyle gösterelim. Arkadaşlar eğer şurası 1 ise burası x ise karşıya direkt sin x komşusuna da direkt cos x diyebiliriz demiştik. Peki aynı mantaliteyle aşağıya indik. Eğer bu birim çember üstünde ise bu nokta <laughs> ki zaten birim çember üzerinde vereceğiz. Birim çember üzerinde ise Bakın zaten şurası 1 değil mi 1. O zaman şurası sin teta'dır. Burası cos Ben bu sin teta'yı şurada da gösterebilirim. Sin teta'yı burada gösterebildiğim ve cos teta'yı da x eksenin üzerinde gösterebildiğim için artık ben buraya kosinüs ekseni diyeceğim. Buraya da sinüs ekseni diyeceğim. Niye? Çünkü sin x demeyelim sinüs diyelim. Ee, neden? Çünkü sevgili gençler sin teta'yı y ekseni üzerinde gösteriyorum. Düşey eksende. Kosinüsü de yatay eksende gösteriyorum. Dolayısıyla x eksenini bundan sonra Trigonometride kosinüs ekseni, y ekseninde de trigonometride sinüs ekseni diyebiliriz. Şimdi burada önemli nüanslar var. Çoğumuzun ama çoğumuzun ee, çoğu zaman karıştırdığı noktalar. Sin 90 neydi? Kaçtı? Kos 0 kaçtı diye. Arkadaşlar bunları şöyle aklınıza oturtabilirsiniz. Bak şimdi. Sen kosinüs e sen kosinüsün x ekseni üzerinde gösterilebildiğini gördün. Ben sana 0 derecelik bir açı versam şu şekilde. Yatay eksende kaçı gösteriyor bu? 1'i gösteriyor. Çünkü burası 1 noktası, değil mi? Yatay eksende biri gösteriyorsa açımız neydi? 0 derece. cos 0 1'dir. sin 0'a bakıyorsun. Yatay eksende, düşeyde bir birim artmış mı, azalmış mı? Artmamış da azalmamış da. 0 gösteriyor o zaman. sin 0 sıfır da 0'dır. Zaten kosinüs ve sinüsten biri 1 bir veya -1 iken diğeri mutlaka 0'dır. Mesela Sinüs 270'e biz eksi 1 diyeceğiz. Kosinüs 270 sıfır olacak. Bir tanesi 1 veya eksi 1 iken diğeri mutlaka yani sinüs eksi 1 veya 1 iken kosinüs o noktalarda o açılarda sıfırdır. Kosinüs eksi 1 veya 1 iken sinüs sıfırdır. Bunu sakın unutma. B noktası sıfıra 1. Şimdi sinüs ekseninde bak. Burası 90 derecelik bir açıyı ifade ediyor. Kosinüs hiçbir şey göstermez. Dolayısıyla cos 90 sıfırdır. Ama sinüs de nereyi gösteriyor? Bakın burası 1 noktası. Yata, dişo eksende biri gösteriyor. Demek ki sin 91 diyeceğiz. E şimdi kosinüs 180'e bakacak olursak. Şöyle 180 derecelik bir açı çizdik. Burası hangi nokta? Eksi 1. E kosinüs eksenindeyiz. Demek ki cos 180 eksi 1. Sinüs 180'de de sıfır olacak. Neden? Çünkü sinüs ekseninde hiçbir şey göstermemiş bu açı. Kosinüs 270 yani şurası. Az önce de belirtmiştik zaten. Burası 270 derecelik açı. Neresi? Şurası sevgili gençler. Ve burası da eksi 1'i gösteriyor. Ama sinüs de gösteriyor. Demek ki sin 270 eksi 1 iken kos 270 kosinüs ekseninde bir şey göstermediği için sıfırdır diyeceğiz. Şimdi 30'un 60'ın 90'ın pardon 30'un 45'in 60'ın sinüsünü kosinüsünü tanjantını kotanjantını hepsini konuştuk. Ama 0, 90, 180 ve 270'in hiçbir şeyini konuşmamıştık. Şimdi bunları da halletmiş olduk tanjant ve kotanjant için ekstradan bir devre arası vereceğiz şimdi birazdan. Tamam? Onlara ekstradan söyleyeceğiz. Şimdi mesela 150 derece ve 315 derecenin kosinüs ve sinüslerini bulalım demişiz. Hadi bulalım. Şimdi gençler, 150 derece ise bakın, şunu hiçbir zaman unutmayın. Trigonometrik fonksiyonların içlerine bir açı yazacaksak özellikle birim çember üzerinde her zaman ama her zaman x eksenini yaptığı açılar bizi biz baz alırız her zaman x ile yaptığı açıyı baz almak zorundasın. Şimdi 150 derece demiş. 150 burada da arkadaş bu geniş açı. Yani ben bunu bir üçgenin içerisine otursam dik üçgen çıkaramam ki. E ne yapacağım o zaman? Hemen şurada bakın. 150'yi 180'e tamamlayan açı ne burada? 30 derece. Hemen şuraya alacaksın. Sonra da diyeceksin ki arkadaş kosinüs 30 neydi? Kos 30 kök 3 bölü 2 idi. Ama şöyle bir durum var burada neyi gösteriyor? Negatif taraftayız. O zaman eksi kök 3 bölü 2'dir diyeceksin. Eksi kök 3 bölü 2. Peki sinüs? E sinüs burada. Şu bölü şuydu. E burası da pozitifti zaten burada. O zaman artıdır. Sinüs 30'da 1 bölü 2'ydi zaten. Demek ki ikinci bölgede de 1 bölü 2'dir diyeceksin. 315'te nasıl yapacağız? 315'te bakın şurası 45 oluyor. E burada diyeceğiz ki mesela kosinüs hesaplarken komşu şöyle göstereyim ben size. Komşu, bölü hipotenüs diyeceğiz. Hipotenüs her zaman pozitif zaten. Şurası da komşu. E şimdi komşusu pozitif zaten 280'nin üzerinde. Demek ki kosinüs pozitif olacak. E kosinüs 315 artı 2 kök 2 kö, e, artı kök 2 bölü 2. Şurasını yanlış yazmışız. Artı kök 2 bölü 2. Sinüs 315 de eksi kök 2 bölü 2 olacak. Neden? Çünkü sinüs de karşı bölü hipotenüs diyoruz. Yani şurası bölü hipotenüs. E burası zaten burada olduğu için negatif bölgede. Demek ki eksi kök 2 bölü 2 diyeceğiz sevgili gençler bir açının sinüs ve kosinüs değerleri daima nerededir? Eksi 1 ile 1 aralığındadır. Neden? Çünkü sen şöyle bir şey çizdiğin zaman Aa, okuma ne oldu ya? Bu değişti bir şeyler oldu. O'ya bastığım zaman artık şey gelmiyor. Aa çok ilginç. I, ha, tamam tamam özür dilerim. Yanlış tuşa basmışım ya. Allah neler oldu diye korktum birden videonun ortasında. Tamam. Şimdi şöyle birim çemberimizi çizdik varsayalım. Şöyle gösterelim çizdik. E şimdi kosinüs bunun dışına çıkamıyordu. Burası 1 burası eksi 1. E sinüs de bunun dışına çıkamıyor 1 ve eksi 1. O zaman sinüs de kosinüs de eksi 1 ile 1 aralığındadır her zaman. Bunu unutmayın. Şimdi mesela şu tarz sorular karşınıza bol miktarda çıkacak soru bankalarında ve denemelerde falan. Yani üst düzey denemelerde bulamazsınız. Zor denemelerde böyle sorular yoktur. Ama tüm soru bankalarında zor, kolay, hiç fark etmez. Tüm soru bankalarında böyle sorular var. A sayısının değişim aralığı nedir diyor. Yani aralığını bul diyor. En geniş tanım aralığı diyelim tamam mı? E sinüs neredeydi arkadaşlar? Eksi 1 küçük veya eşittir. Sinüs x o da küçük veya eşittir. Bir bildiğim basit eşitsizlik sorusu. ha Başka hiçbir şey değil. Bunu 5 ile çarpmış. O zaman ben de bunu 5 ile çarparım. Eksi 5 küçüktür. 5 tane sinüs x o da küçük veya eşittir. 5 beş. eksi 5 ile çarpmış. Eksi 5 ile çarparsam gene eksi 5 küçük veya eşittir. Eksi 5 çarpı sinüs x... O da küçük veya eşittir 5 olur. 17 eklemiş. 17 eklersem 12 küçük veya eşittir 17 eksi 5 tane sinüs x. O da küçük veya eşittir 17 eklersem 22. Bir de 2'ye bölmüş. 2'ye bölersem 6 küçük veya eşittir a. Artık 2'ye böldüğüm için burası a oldu. O da küçük veya eşittir 11 olur. Demek ki a sayısının değişim aralığı neredeymiş arkadaşlar? 11 ile 6 aralığındaymış dedik. Arkadaşlar geçtik 5. sayfamızın ilk ee, konusu tanjant ve kotanjant fonksiyonları. Şimdi yukarıda sinüs ve kosinüsü tartıştık irdeledik. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu gösterdik. Şimdi tanjant ve kotanjant'tayız. Bunu da bir güzel bir şekilde dinleyin arkadaşlar. Ee, birim çember üzerinde p noktasıyla eşleşen bir açının ölçüsü teta olsun. Şimdi op'nin e, x eşittir bir doğrusunu kestiği t noktasının ordinatına tanjant denir. Yani bu buradan çok anlamayacaksınız. Ben size şöyle göstereyim. Şimdi x eşittir 1 doğrusu neresi sevgili gençler? Ben şöyle çizeyim size bakın. Şu doğruya x eşittir 1 doğrusu diyeceğiz. Şurada bir OP ışınımız var. Bu OP ışınının cart diye geçti bak şuradan şöyle gidiyor artık bu tamam mı? İşte bu x eşittir 1 noktasını kestiği noktadan x eksenine kadar olan kısım yani şurası sevgili gençler bize tanjant uzunluğunu verecek. Her zaman ama her zaman. Peki hocam bu kotanjantı nasıl göstereceğim? Kotanjant da şurada bakın. Şöyle yaptık. Şöyle. Ee, ve bir de o P ışığımız vardı. Onu da şöyle çizdik. İşte şurada kalan yerde şurası da sevgili gençler kotanjanttır. Hocam neye göre diyorum bunu dersen ben sana söyleyeyim. Şöyle ki şimdi ben şuradaki gri üçgende tanjantı bulacağım ama neyin tanjantını? Tetanın tanjantını. Şimdi tetanın karşısını komşusuna oranlamamız lazım. Teta'nın karşısında ne var? AT var. AT uzunluğu bölü komşusu kaç? E 1. AT bölü 1 nedir? AT'dir. Demek ki sevgili gençler AT tan teta'ya eşit olacak bundan sonra. İşte buraya bu yüzden tan teta diyoruz. Peki hocam bu kotanjantı da göster. Onu nasıl göstereceğim? Hadi gösterelim bakalım. Şimdi şu şey var ya e, teta açısı var ya o teta açısını şunlar bak birbirine paralel olduklarından burada bir Z var gördüğün gibi. E, gördün değil mi orayı? Burası teta ise şurası teta olur mu? Olur. E tamam hocam orası teta ise orası teta bunu gösterdin. Sonra ne, ne yapacağız? Bak burası teta. Şimdi kotanjant teta'ya bakalım. Kotanjant teta nasıl bulunuyordu? Komşu bölü, komşu bölü karşı. E buranın komşusu bk uzunluğu. Bk uzunluğu bakın şurası. Bölü karşısı 1. E bk bölü 1 ne yapar? Bk yapar. İşte bk'ya da bu yüzden bundan sonra kotanjant teta diyeceğiz. Kotanjant diyeceğiz. Şimdi o halde ben şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Az önce x ekseni üzerinde kosinüsü gösterdim. Oraya kosinüs ekseni diye yapıştırdım ismini. Y ekseninde sinüsü gösterince oraya sinüs ekseni dedim. Yapıştırdım. Şimdi x eşittir 1 doğrusuna da bundan sonra tanjant ekseni diyelim. Hatta y eşittir bir doğrusuna da bundan sonra kotanjant ekseni diyelim. Olur mu? Olur. Yani İsmail ekseni, Mehmet ekseni, Ahmet ekseni, Burak ekseni falan diyebiliriz. Sıkıntı yok ama Burada kotanjantı burada gösterdiğimiz için kotanjant ekseni burada tanjant ekseni. Bunlar istediğimiz gibi özgürüz sıkıntı yok. Tamam. Şimdi geçtik bir alt kısma. Diyor ki mesela tanjant teta sin, teta bölü kos tetaydı. Kot teta da kos teta bölü sin diyor. Olduğuna göre bölgelere göre işaretleri kosinüs ve sinüsün işaretlerinden elde edilebilir. Yani senin işte ne ne vardı? Tam ben de bilmiyorum o tekerlemeyi de. Türkiye Cumhuriyeti'nde işte güzel kızlar vardır falan filan veya işte e, kara tahtalı bilmem ne Diye şeyler vardı ya e, İlla ki duyanlarımız vardır Aranızda böyle şeylere gerek yok Sen şimdi X ekseninin ne tarafının pozitif olduğunu biliyorsun Y ekseninin ne tarafının pozitif Ne tarafının negatif olduğunu biliyorsun E daha tantana yapmaya gerek yok ki Sen e, X ekseninin pozitif olduğu tarafta Kosinüsler pozitiftir X ekseninin negatif olduğu tarafta Kosinüsler negatiftir Aynı şekilde y ekseninin pozitif olduğu tarafta sinüsler pozitif. Y ekseninin negatif olduğu tarafta sinüsler negatiftir. Çünkü x eşittir kosinüs, y eşittir sinüs demeyi öğrendik artık. E bu tanjant da zaten sin bölü kos, kotanjant kos bölü sin değil miydi? Evet, o zaman ne yapacağız biz? Şunu yapacağız. Bak şimdi kosinüs ve sinüsün işaretleri burada işaretlenmiş. Bunda sıkıntı yok. Peki tanjanta bakalım şimdi. Artı bölü artı bak şunlara sinüs bunlara kosinüs diyelim. Yok olmadı. Birincilerine kosinüs, ikincilerine diyeceğiz. Kosünüs, sinüs diyeceğiz. Kosinüs sinüs. Kosinüs sinüs, kosinüs sinüs, kosinüs sinüs. Doğru mu bu işaretler? Doğru. E şimdi tanjant neydi? Sinüs bölü kosinüs değil miydi? Artı bölü artı. Ne yapar? Artı. Artı bölü eksi eksi yapar. Eksi bölü eksi artı yapar. Eksi bölü artı eksi yapar. Al sana tanjantın işaretleri. Artı artı burada, eksi eksi burada. Ya da Kestirmeden hocam ama benim aklımda o kadar çok şey var ki ben daha fizik çalışacağım, kimya çalışacağım, biyoloji çalışacağım, edebiyat ezberleyeceğim, tarihten bir sürü ezber yapacağım, bir sürü kitap okuyacağım, bir sürü işim var daha bir de paragraf çözeceğim bugün falan diyorsan bana böyle kolay bir şekilde ezberlet diyorsan şunu yap tanjantlar şurada artı tanjant ve kotanjantlar burada artı şurada eksi. 1 ve 3 de artı iken 2 ve 4 de eksi. Bunu da bu şekilde aklında tutabilirsin. Tamam. Pekala, bir alta geçtik. Bak şimdi burada da e, normalde kitaplarımızda indirgeme formülleri diye anlattığımız, indirgeme formülleri diye anlattığımız kısım burası. şimdi Aslına bakarsanız ben buraya başlık atmadım, hiç de atmayacaktım. Neden? Çünkü bir şeyleri, bir şeylere isim verdiğimiz zaman, zamanla ondan çekinir hale geliyoruz. Çok büyük bir itham bu ha. Bir şeylere yani bu matematik konularıyla alakalı diyorum. Bir şeylere isim verdiğimiz zaman zaman da bundan korkar hale geliyoruz. Yani ben size bunu sanki konunun içeriğindeymiş bunu da bilmemiz gerekiyormuş gibi anlatsam siz çok güzel tıkır tıkır öğrenecekken ee, buna indirgeme formülleri dediğimiz zaman sanki böyle ekstra bir yükmüş gibi davranıyorsunuz. Ve öğrenmek de istemiyorsunuz. Dolayısıyla isim vermek istememiştim. Ama kitaplarda karşımıza indirgeme formülleri diye çıkar. ha Bizim için önemli mi? Önemli ama sanki böyle bambaşka bir konuymuş gibi de davranmayın be bu konuya. Çok bambaşka bir konu değil. Birazdan anlattıktan sonra çok net bir şekilde göreceksin bambaşka bir şey olmadığını. Şimdi pi eksi teta pi artı teta 2 pi eksi teta açılarının trigonometrik fonksiyonları x ekseniyle işlem yapılırken trigonometrik oranlar isim değiştirmezler. Aslında burada isim değiştirir değiştirmez muhabbeti de yok da birazdan anlatınca daha net göreceğiz Ancak işaretleri bulundukları bölgeye göre yazılır. Gel şimdi gel bak sen şöyle şekil üzerinde örnek üzerinde gösterince çok net anlıyorsun sen bu olayları ben sana buradan göstereyim. Şimdi arkadaşlar benim teta diye bir açım olsun ama bu teta açısı sevgili gençler ee, x 80 ile şu taraftan yapmasın. Şuradan yapsın teta'yı. Yani şurası teta derecelik açımız olsun bizim. Tamam. E şimdi hocam iyi hoş güzel diyorsun da bana şurası lazım değil mi? Yani ana açımız burası değil mi? Evet orası. İlla orasıysa o zaman sen bu kırmızıyla gösterdiğim açının ismine ne dersin? 180'den teta'yı çıkararak elde edersin. 180 eksi teta. Ya da pi eksi teta dersin. Ve sevgili gençler az önce iki sayfa önce olması gerekiyor. Bir laf söylemiştim. Demiştim ki her zaman ama her zaman x ekseniyle yaptığımız açıyı baz alacaksın. Hep bunu yapacaksın. Bir trigonometrik ifadenin sonucunu hesaplayacaksan eğer x ekseniyle yapılan açıya bakmak zorundasın demiştim. İşte buradan kaynaklı da sen gidip sinüs pi eksi teta'nın sonucunu irdeleyemezsin. Bunu teta'nınkine göre bazalık çözmen gerekir. Dolayısıyla biz bunları biz bunları hep x eksenine yapılan açıya taşımamız gerekir. Peki bunları nasıl taşıyacağız? Şöyle. Şimdi az önce şöyle yapalım. Bakın bir tane soru göstereceğim ben size. Şu. Şurada söylemişiz. Bakın 2 3 sayfa önce de değil hemen bir sayfa öncesinde söylemişiz. Ben burada kosinüs 150'yi hesapladım. Ama ne demiştim? Burası geniş bir açı olduğu için 90 derecelik bir üçgenin içerisine sığdıramam ben bu 150 dereceyi. Böyle bir, hani şey var mı? Bir üçgen dik üçgen olsun ama bir açısı da 150 olsun diyemezsin ki. Hani diyemezsin. Zaten diğer iki tane açının toplamı 90 olmak zorunda. Sen gidip bir tanesini 150'yi dayatamazsın zaten. 150 artı 90'dan 240 yakaladın bile. 180 olması lazım üçgenin iç açılarının toplamının değil mi? E şimdi ben bu kosinüs 150'yi nasıl hesapladım? Dedim ki her zaman x ile yapılan açı baz alınır. Ve dolayısıyla sinüs 150 yerine sinüs 30'u hesaplarım. İşaretini de ona göre yapıştırırım dedim. Buradaki gibi aynı bak 45'teki gibi. Az önce bunu yaptık. Şimdi de işte bu indirgeme formülleri ad, başta adı altında vermek istemedim. Aslında olay buradaki gibi bak indirgeme formüllerini biz daha öğrenmeden zaten sorusunu çözmüştük işte burada. Peki o zaman burada nasıl yapacağız hocam? Şöyle yapacağız. Diyeceksin ki sinüs pi eksi teta eşittir. Şimdi sinüse bakıyoruz. Sinüs ikinci bölgede pozitifti. O zaman kendisi de pozitif olacak. Ve yine ben sinüsü hesapladığım için yani x ekseniyle yapılan açıya baktığım için isim falan da değiştirmeyeceksin. Sinüs tetadır bu hocam diyeceksin. Peki hocam kosinüs pi eksi teta'dan ne olacak? Bunların hepsini tek tek yaz benle beraber. Kosinüs pi eksi teta da bir kere kosinüs burada eksi. O zaman eksi kos teta olacak. Peki tanjant, tanjant burada eksiydi. Tanjant pi eksi P teta ne olacak? Eksi tanjant teta olacak. Ve kotanjant pi eksi teta. Ona ne olacak hocam? O da eksiydi. Eksi kotanjant teta olacak. Peki hocam ya bu üçüncü bölgede verilirse? Aynı şekilde. Hiçbir şekilde değiştirmiyorsun. Bak. Sinüs pi artı teta. Sinüs üçüncü bölgede eksiydi arkadaş. Eksi sin teta'dır o zaman. Peki kosinüs pi artı teta. E, kosinüs de eksiydi. O zaman eksi kos teta diyeceksin. tanjant, tanjant artıydı. Pi artı teta. O zaman artı tanjant teta olur. Ve kotanjant da artı olduğu için pi artı teta da buna da kotanjant teta diyebilirsin. Peki hocam ya dördüncü bölgede ise yani 2 pi eksi teta ise şimdi gençler ben şunları şöyle yazayım Sinüs 2 pi eksi teta, kosinüs 2 pi eksi teta, tanjant 2 pi eksi teta, bir de kotanjant 2 pi eksi teta'yı yazdım. Bir de, bir de, bir de, bu 2 pi'ler aslında esas ölçüleri sıfır değil miydi? Yani 2 pi radyan sıfır radyana eşitti. O zaman ben sıfır eksi teta dersem bu eksi teta'ya eşit olmaz mı? O halde ben bunlara sinüs eksi teta diyeyim kosinüs eksi teta diyeyim. Tanjant eksi teta olsun. Bir de kotanjant eksi teta olsun. Aslında bunlar bunlara eşit. Tamam mı? Mesela şununla şu birbirine eşit. Haberin olsun. Sen bunları yan yana da yazabilirsin. Ben sığdıramadım. Şimdi gene isim değiştirmeyecek. Çünkü zaten x ekseniyle yani şurası teta olduğu için 2 pi'den teta'yı çıkardık. İsim değiştirmiyoruz. X ekseniyle yapılan açıya baktığımız için. Burası nedir? Sinüs negatif olduğu için eksi sin tetadır. Ama kosinüs burada pozitifti cos teta olacak. E burada negatifte ikisi de tanjantta kotanjantta eksi tan teta ve eksi tan teta olacak burası da. E, kot teta özür diliyorum. Burası da eksi kot, kotanjant teta olacak. Şimdi hocam vermek istediğin önemli bir bilgi var mı? Var. Trigonometri haricinde de var. Fonksiyonlar kısmında fonksiyonlarda biz bir çift fonksiyon bir de tek fonksiyon görmüştük hatırlarsın. Tek fonksiyonlar neydi ya da çift fonksiyonları önce bakalım. f eksi x yine f x'e eşit oluyorsa biz bunlara çift fonksiyon diyorduk. f eksi x eğer eksi f x'e eşit oluyorsa biz bunlara tek fonksiyon diyorduk. Şimdi gençler şöyle buna çift fonksiyon diyorduk. Hatta demiştik ki işte çift fonksiyonlar eksiği yutar tek fonksiyonlar eksiği kusar demiştik. Tamam. Şimdi buraya bakıyorsunuz sin eksi teta eksi sin teta olmuş. Kos eksi teta kos teta olmuş. E burası eksi tan teta olmuş. Burası da eksi kot teta olmuş. Şimdi şu, şu ve şu. Eksileri ne yapmış? usmuş Değil mi? E şunu yapmış, yutmuş. E, artı yapmış bunu. Demek ki arkadaşlar kosinüs teta çift fonksiyonken şunların üçü tek fonksiyonmuş. Yani çift olan sadece bir tane trigonometrik fonksiyon var. O da kosinüs setadır diyebiliriz. O halde. Diğerlerinin hepsi tek fonksiyondur. Anlaştık mı? Ha bu sekant kosekanta girme. Dört tane fonksiyondan bahsediyoruz. Kosinüs fonksiyonu çift fonksiyondur. Bu fonksiyon bilgisinde de karşınıza çıkacaktır. Tek fonksiyon olanlar da sinüs, tanjant ve kotanjanttır. Bir de trigonometrik fonksiyonların grafiklerine geçtiğimiz zaman burada da önem arz edecek. Bir de sevgili gençler şunu da unutmayın. Çift fonksiyonlar hangi eksene göre simetrikti? Y eksenine göre. O zaman biz şunu da anlamalıyız ki kosinüs fonksiyonunun e, grafiği de çizilirse y eksenine göre simetrik olacak. Peki bu tek fonksiyonların grafikleri ne, nereye göre simetrikti? Bak bunlar y eksenine göre bu orijine göreydi değil mi? Demek ki sinüs, tanjant ve kotanjant fonksiyonlarının grafikleri de orijine göre her zaman simetriklerdir. Aklımızda bulunsun. Öncüllü soru falan çıkarsa çat diye yapıştırırız. Tamam. Aşağıdaki işlemleri inceleyiniz demiş. İnceleyelim biz de. Mesela kosinüs x eksi pi. Kosinüs x eksi pi'yi ben eksi kosinüs yuttuğu için kosinüs pi eksi x diye yazabilirim. E 180'den çıkardığımız için isim değiştirmeyecekti. Eee ve ekstradan ee, kosinüs burası ikinci bölge olduğu için kosinüs ikinci bölgede negatifti. Dolayısıyla eksi kosinüs x yazabiliriz. Eksi pi eksi x'i ben pi artı x diye yazabilirim. Üçüncü bölgeye tekamül ettiği için eksi kos x diyebiliriz. Sinüs x eksi pi'yi pi eksi x yazarsam eksi'yi dışarı atarım. atabilirim. İkinci bölgede pozitifti. O zaman burası sinüs x diye çıkar. Bir de başında buradaki eksimiz vardı. Ee, d ve e'yi de yine incele sevgili kardeşim. Tamam. Neden öyle olduklarını da bir düşün. Geçtim 6. sayfama 6. sayfada da bu sefer az önce 180'e 180'e ne taraf doğru sana göre bu taraf 180'e ya da şu taraf fark etmiyor. 180 veya 360'a ekleyip çıkarmalar yapmıştık. Ee, şimdi dikey eksenlere yani pi bölü 2'ye ve 3 pi bölü 2'ye ekleyip çıkarmalar yapacağız. Şimdi bunlarda da burada da yazıyor bakın isim değiştirecek. Yani kosinüs sinüs olacak, sinüs kosinüs, tanjant kotanjant, kotanjant da tanjant olacak. Kendi aralarında yer değiştiriyor. Yani de kosinüsü e, kardeş, tanjant da kotanjant ta kardeş olarak düşünebilirsin. Ama şöyle bir durum var. Neden isim değiştiriyor? Yani niye lan durduk yere niye sinüs kosinüs oluyor? Ya da niye tanjanta kotanjant demek zorunda kalıyoruz? Yani niye? Bizim için önemli olan bu. Bunu öğrenirsen eğer zaten bunları ezberlemene gerek kalmayacak. Yukarıdakileri ezberlemene gerek olmadığını gördün zaten. Şimdi şöyle diyelim. <laughs> pi bölü 2 eksi teta dediğimiz şey zaten birinci bölgedeydi. Ve bize şurada teta diye bir açı vermiş olsun. Ama biz ne yapıyorduk? Biz ne yapıyorduk? Ee, bizim için önemli olan x ekseniyle yapılan açıyı baz alacaktık ya biz. Şurası ne olur? 90 eksi teta olur. İşte bundan kaynaklı biz pi bölü 2 eksi teta'ya bakıyoruz. Bundan kaynaklı biz pi bölü 2 eksi teta'ya bakıyoruz. Ee, burayı verdiği için teta diye. Bize buraları verirse biz ancak o şekilde dönüştüreceğiz yani anladın mı? Çok gerek var mı buna? Ben mesela bunları çok kullanmamaya çalışıyorum. Sorunun içerisinde illa dayatırsa bunları kullanıyorum ama genelde 180 ve 360'ı kullanmaya çalışıyorum. Niye e, durduk yere isim değiştirme gibi bir riske gireyim ki? Değil mi? Yanlış yapma ihtimalim ihtimalimi arttırayım ki. Dolayısıyla ben daha çok bunlarla işlem yani 180 ve 360 ile işlem yapıyorum. Haberin olsun. Şimdi burada o zaman zaten şunu da biliyoruz biz. Sinüs e, 90 yazacağım. Pi bölü 2 yazmayacağım. 90 eksi x. Nedir bu? Kosinüs x'tir. Çünkü zaten birbirini 90'a tamamlıyor. Bakın biz birinci bölge için bunu görmüştük. Bu yüzden isim değiştiriyor zaten. 90 x ile eksi topla 90 yapar. Bunların sinüsü kosinüsüne eşit değil miydi? Tanjantı kotanjantına eşit değil miydi? Bundan kaynaklı isim değiştiriyor zaten. Kosinüs 90 x o zaman bu neye eşittir? Sinüs x'e. E peki tanjant 90 x bu da zaten basit artık kot x'e eşit olacak. Hepsi de pozitif oldukları için işaretlerine de bakmadık. Kotanjant 90 x de ne olacak? Tanjant x olacak şimdi. Bu bir. İkincisi İkinci bölgede ise ya bu açı mesela şurası teta ise o zaman ne olacak? E ne yapmış bak pi bölü 2'ye teta eklemiş. Gerçek açısı bu. Pi bölü 2 artı teta'yı bulmak yerine ben bu teta'yı 90'a tamamlayan şuradaki alfa açısını kontrol etmem gerekecek. E bu alfa açısı da nedir arkadaş? 90 eksi teta değil midir zaten? Doğru hocam ama ikinci bölgede olduğu için işaretlerine dikkat edeceksin. Mesela sinüs 90 artı x dedim. Şimdi zaten isim değiştireceği aşikar artık. Kosinüs olacak. Sinüs burada nedir? Pozitif. Sinüsün işareti neyse burada onun işaretini kullanacaksın. Dolayısıyla bu da pozitiftir. Peki kosinüs 90 artı x. Kosinüs bu bölgede eksiydi. Eksi sinüs x olacak isim değiştirdik. Tanjant 90 artı x. Bu ne olacak? Tanjant burada negatifti. Eksi kotanjant x olacak. Ve kotanjant 90 artı x dersek de bu da eksi tanjant x olacak. İkinci bölgede kotanjant eksi olduğu için. Geçtim üçüncü bölgeye. Üçüncü bölgede eğer bize şu şekilde teta derecelik bir açı verirse şurada. Şurada. 3 pi bölü 2'den teta'yı çıkararak ahanda burayı bulabilirsin. Dolayısıyla sevgili gençler. Şurayı da tam silememişim sanırım. Hemencik şöyle sili vereyim. Şimdi e, biz burada ne yapmamız gerekiyor? Şöyle sinüs buraya 3 pi bölü 2 demiş. 270 diyelim biz oraya. 270 eksi x. Kosinüs 270 eksi x'i kontrol edelim. Tanjantına 270 eksi x. Bir de kotanjantına bakalım. 270 eksi x'ine eşittir. Şimdi bir düşünelim bakalım. İsim değiştiriyoruz zaten mecbur açı burada olduğu için. Şuraya taşımamız lazım çünkü. O zaman bu kosinüs olacak ama sinüs burada neydi? Eksiydi. O zaman bu eksi kosinüs x. E bu da eksi sinüs x olur o zaman. Hem isim değiştirecek hem o da negatifte zaten. Ama tanjant tanjantı kotanjant burada pozitifti. Dolayısıyla bu kotanjant x olur. Bu da tanjant x olur diyebiliriz. Geçtim bir alttakine. Dördüncü bölgede eğer açı şurada verilirse teta açısı. Biz ne yapacağız? 270'in üzerine bir de teta ekleyeceğiz. Dolayısıyla biz buraya taşı taşıyacağımız için x eksenine yapacağımız e açıya bak bakmak için baştan yazıyorum bakın yazmaya sinüs 270 artı x diyeceğiz. Kosinüs 270 artı x. Tanjant 270 artı x dedik. Bir de kotanjant 270 artı x dedik. Eşittir diye koyalım. Rengimizi de değiştirelim yazalım. Şimdi isim değiştireceğiz. Peki sinüs burada ne? Eksi o zaman bu eksi kosinüs x'tir. Kosinüs burada artı olduğu için bu sinüs x'tir tanjant eksi olduğu için eksi kotanjant x'tir. E, kotanjant da eksi olduğu için eksi tanjant x'tir diyebiliriz. İşte tüm ama tüm mesele bu sevgili gençler. Tamam. Tüm bunların her her birini de mutlaka benim aldığım gibi bakın çok düzenli bir şekilde not aldık. Siz de bunların notlarını alın. Sizin canınızı yerim. Hadi bakalım. Şimdi geçtik şunlara. Bunları bir çevirelim bakalım. Sinüs 210 kaç olduğunu bulalım. Şimdi ne dedim? Ben genelde 180 ve 360'ı kullanıyorum. Yani sen burada şunu yazabilirsin. Sinüs 180 artı 30 da yazabilirsin. 210'u bulmak için. Sinüs 270 eksi 60'ı da kullanabilirsin. Hocam ikisi de aynı çıkar mı? Vallahi billahi çıkar. Hiç sıkıntı yok. Hadi bulalım bak. 180 e eklediğimiz için isim değiştirmeyecek. 3 e, üçüncü bölgede olduğu için sinüs eksi dolayısıyla eksi sinüs 30 olur. Ki sin 30 1 bölü 2 idi. Demek ki burası eksi 1 bölü 2 olacak. Burada da 270'ten çıkardığım için isim değiştirecek. Kosinüs olacak. 60 olacak burası da. Ama sinüs 3. bölgede negatif olduğu için burası da eksi olacak. Kos 60 kaçtı? 1 bölü 2. Bir de başına eksi var. Eksi 1 bölü 2. Bak aynısı çıktı. Hiç sıkıntı yok. Dert etme. Dert etme. Dolayısıyla ben sana diyorum ki bu isim değiştirme muhabbetinden olabildiğince kaçınmak istiyorsan isim değiştirmeyecek şekilde dönüşümler yap. Çaktın değil mi köfteyi? Tamam. Şimdi Kotanjant 135. Ben bunu nasıl yazarım? Kotanjant 180 eksi 45 diye yazarım. İkinci bölgede negatif olduğu için kotanjant eksi kotanjant 45 eşit olur. Kot 45 1'di. Dolayısıyla eksi 1 olur sevgili gençler bu. Şuraya bakalım. Tanjant 300. Ben bunu tanjant 360 eksi 300 yazarım. Pardon 60 yazarım. 360 eksi 60. Bu da 360 zaten 0'dı. E tanjant eksi 60 oldu bu da. E, bu da kusuyordu. Eksi tanjant atmış. bu da eksi kök 3 olur o zaman. Değil mi? Devam. Kosinüs 330. Ben bunu kosinüs eksi 30 yazabilirim. Bu da kosinüs 30'a eşittir. Kos 30 da zaten kök 3 bölü 2 idi gençler. Sinüs 300'ü de sinüs eksi 60 diye yazarım. Yut, e, kusuyordu eksi sin 60 olur sin 60 kök 3 bölü 2 idi eksi kök 3 bölü 2 olacaktır diyebiliriz bunun da cevabını güzel vallahi iyi oldu ee, zaten trigonometride anlaşılmayan yerler mesela dönüşüm formülleri vardı. Artık yok biliyorsunuz. Ters dönüşüm formülleri çok sıkıntıydı. Ezberlemesi falan çok sıkıntıydı. Bir de öğrencilerin gözlerine bunlar korkutuyordu sevgili gençler. Yani indirgeme formülleri. İşte ezberlesen olmuyor. Ezberleyemezsin. Ne, nerede ezberleyeceğim? Bir de şöyle muhabbetler oluyor. Mesela sınıfta anlatıyordum. Tamamıyla mantığını veriyordum. Bakın ezberlemeyin lütfen ezberlemeyin diyordum. Bir ders boyunca 40 dakika boyunca sadece mantığını anlatıyordum. 40. dakikanın sonunda çocuk teneffüse çıkarken hocam ben bunları ezberlerim diyordu. Ya yapmayın gözünüzün yağını yiyeyim. ezberlemeyin lütfen ezberlemeyin. Çünkü ya çok klişe biliyorum ama klişeler de genel doğrudur. Arkadaşlar ezberlediğiniz şeyi unutursunuz. Bak unutursunuz ama mantığını kavrarsanız olay bitmiştir demektir. Yani mantık sizin kafanıza oturduysa bir daha unutmazsınız zaten. Geçtik. Tanjant 70'e bu eleman x demiş. Madem öyle şunu x türünden bul demiş bize. Hadi bakalım. Tanjant 70 bir köşede dursun. Şu tanjant 160'a bir bakalım. Ben bu tanjant 160'ı tanjant 180 20 diye yazarım. Tamam mı? Artı tanjant 250'yi de tanjant 180 artı 70 diye yazarım. Bakın hep 180'i ve 360'ı kullanmaya çalışıyorum. Siz de o şekilde yaparsanız işin içinden her zaman temizce çıkarsınız. Tanjant 365 onu da tanjant 315 özür dilerim. Tanjant eksi 45 yazarım. Çünkü 360 eksi 45'tir. Eksi tanjant 290'ı da tanjant eksi 70 diye yazarım. Güzel. Şimdi üst tarafta 180'den çıkarmış. ikinci bölgeye düşer. İkinci bölgede tanjant negatifti. Eksi tanjant 20 olur. Artı Üçüncü bölgede tanjant pozitifti. Dolayısıyla yine tanjant olacak. Tanjant 70 olacak hatta. Bölü. Doğrumuzu alalım. Bölü. Daha sonrasında e, tanjant eksi 45. Eksi tanjant 45'tir. O da eksi 1'dir zaten. Eksi. E, bu bu kusacaktı. Burayı artı yapsın. Burası e, da artı olsun. Artı tan 70'te Zaten tan 70'ti. Değil mi? Yani x'ti. x yazacaktım da. Neyse. Şimdi tan 20 nedir? cot 70'e eşit midir? Sırf 70'li olsun diye yazıyorum. E şimdi tan 70 x'e kot 70 nedir arkadaşlar? 1 bölü x'tir. Tam tersiydi ya hani kotanjant. E güzel. E, burası nedir o zaman? Eksi 1 bölü x'tir. Yanında da ne var? Şurası x'ti. E burası da x'ti hocam. Güzel. x eksi 1 bölü x bölü x eksi 1. Şimdi şu üst taraf x çarpı x'ten x kare eksi 1 bölü x bölü x eksi 1 geldi bakın. Şunu da adam akıllı biçimde 2 kare farkıyla x eksi 1 çarpı x artı 1 yazarsanız bölü x bunu da ters çevirip çarptığın zaman x eksi 1 gelecektir. Şunları da x eksi 1'leri de bir güzel sadeleştirirseniz şurada sorunun cevabını yazalım. x artı 1 bölü x bu ifadenin x türünden eşit olarak karşınıza çıkacaktır sevgili gençler. Bunu bulmayanlar şunu bulmuştur. 1 artı 1 bölü x bulmuştur. Buna da kabulümüz diyebiliriz. Sıkıntı yok. ÖSYM'nin şıklarında genelde şu vardır. Ha Bunu da bulduysan belki bu da olabilir. Bunu da bulduysan eyvallah diyebiliriz. Geçtik. Nereye? Şu soruya. Tanjant x'i 2 demiş bize. Tamam mı? Buna göre şunun sonucu nedir diye sormuş. Bakalım. Şimdi burası kaç? 270. 270 eklediği için isim değiştirecek. Bak soru mecbur kıldım. 270'i ve e, pi bölü 2'yi 90'ı ve 270'i mecbur kullanacağım. İsim değiştireceğiz. Kotanjant olacak. Kaçıncı bölge? Üçüncü bölge. O zaman eksi kotanjant. Yazamadım. Eksi kotanjant x'tir burası. 180 eklemiş. İsim değiştirmeyecek. Üçüncü bölgede pozitif olduğu için yine aynı şekilde kalacak. Eksi tanjant x. Bölü. <laughs> x eksi 3 pi bölü 2 demiş ya bak. Tanjant. Ben buraya 3 pi bölü 2 eksi x yazarsam eksiyle çarpmışım demektir. O zaman eksiyi de dışarıda kusturalım. E, 270'ten çıkardığımız için isim değiştirecek. 3. bölgeye tekabül ettiği için tanjant pozitiftir. Dolayısıyla eksi tanjant x olacak burası. Çarpı şurası da şurası da e, tanjant pi eksi x yazarsam eksiyle dışarı kusturursam e, isim değiştirmeyecek ama ikinci bölgede negatifti. O negatifle şu negatif pozitif yapacak birbirlerini. Yine tanjant x olacak. Güzel. Şimdi tanjant x ile gerçi şurası eksiydi değil mi? Çok üzgünüm tanjant x'in 2 olduğunu vermiş bize. O zaman kotanjant x denir. 1 bölü 2'dir. Yerine yazalım. Eksi 1 bölü 2 eksi 2 bölü tanjant x 2 idi. Eksi 2 çarpı 2. Üst taraf ne olur? Eksi 3 bölü 2 olur. Alt tarafta eksi 4 olur. Eksiler birbirini götürsün. Ters çevirip çarparsam da 3 bölü 8 bizim cevabımız olarak karşımıza çıkar sevgili gençler. Bakın işlem hatası falan yaptıysam kusura bakmayın. Yorum kısımlarında belirtebilirsiniz. E, temel mantığını anlasanız yeter. İşlem hataları varsa da sura bakmayın. Çok gece çekiyorum diyorlar. Yani çok gece yani şu an. <laughs> Devam. A sinüs 140, B sinüs 290. C tanjant 110 ve D kotanjant 150. A, B, sayılarının sıralayın demiş. Şimdi sıralayacağız. Önce şu kosinüsü bir sinüse çevirelim ve hepsini de indirgeme yardımıyla birinci bölgemize bir taşıyalım bakalım. Şimdi A sayısı neydi? Sinüs 140. Ben bu sinüs 140'ı 180 eksi 40 diye yazabilirim. Bu da sevgili gençler tabii ki sinüs 40'a eşit olacaktır. Daha sonrasında B'ye bakalım. Kosinüs 290'dı. Ben bu kosinüs 290'ı 360 eksi 70 diye yazabilirim. Ve bu da sevgili gençler kosinüs 70'e eşittir diyebiliriz. Hatta bu da sinüs 20'dir de diyebiliriz. Çünkü kosinüs 70 ile sin 20 birbirine eşitti. C sayısı tanjant 110'du. Tanjant 180 eksi 70 derim. Bu da sevgili gençler eksi tan 70'e eşit olacaktır. Ve son olarak D sayısı da kotanjant 350 yani. Ben bunu kotanjant eksi 10 yazarım. Bu da eksi kotanjant 10'a eşit olur. Hatta bu da eksi tanjant 80'dir diyebiliriz. Şimdi normal şartlar altında şunu biliyoruz. Sin 20 küçüktür. Sin 40. Yani B A'dan küçüktür. Bir de normal şartlar altında tan 70 de tan 80'den daha küçüktü biliyorsunuz ama eksiyle çarparsak işler değişiyordu eksi tan 70 büyüktür eksi tan 80 oluyordu dolayısıyla sevgili gençler şu c idi bu da d idi c'de d'den büyük bir de şunu biliyoruz arkadaşlar <laughs> ben burada tan 70 diyorum ya tan 45'ten sonra tan 45'ten sonra bakın onun da mantığını göstereyim de Sonra bana küsmeyin. Şöyle yaptık. Vallahi çok detaylı anlattım. Vallahi çok detaylı anlattım. Çok da güzel oldu. İçime sindi yani benim. Umarım senin de içine sinmiştir. Şurası da 45 derecelik açımız olsun tamam mı? 45 derecelik açımız. Şimdi tan 45 kaçtı? Tan 45 eşittir 1'di. Ve şurası da tanjant ekseniydi biliyorsun. Yani şuranın uzunluğu ne oluyormuş? 1 oluyormuş. Tam burası olmadı ama neyse. Buranın uzunluğu 1. 45'ten sonra açıyı büyütürsem tanjant burası olacaktır. Yani birden büyük olacaktır. Şimdi birden büyük eğer sevgili gençler. Şunu söyleyebiliriz biz. Ee, mesela bunlar pozitif olsaydı ve ben tanjant 70'le ile yani bu soruyla alakasız yapıyorum bu arada bunu. Burada tan 70 ile ben sin 20'yi kıyaslayacaksam eğer hangisi büyüktür diye. Şimdi sin 20 ile tan 20'yi biliyoruz kıyaslamayı. Arkadaşlar her zaman tan 70 büyüktür. Neden? Çünkü eğer şurası 70 derece mesela birden daha büyüktür. Ama sinüsün garibanın alabileceği maksimum değer 1 zaten. Ama tanjant birden de büyük. O zaman her halükarda tanjant 45'ten sonra sinüsten zaten büyüktür diyebiliriz. Ama burada zaten bunlar negatif olduğu için ve d küçüktür c muhabbeti de vardı. Dolayısıyla ben bunları da şöyle yazarım. dc B, ba olur. Neden? Çünkü bunlar zaten pozitifti. Bunlar zaten negatifti. Anlaştık mı? Geçtim 7. sayfama 7. sayfadaki soruma bakıyorum şimdi sevgili gençler. Burada full soru muydu bu sayfa bakayım. Ee, aynen sinüs teoremi var. Sinüs teoremi de zaten videomuzu noktalayacağız. Yeni bir videoda görüşürüz diyeceğiz ama önce şu soruları çözelim. Şimdi 180 ile 270 arasında yani 3. bölgedeki bir açı için diyor. Kosinüs x eksi 1 bölü 3'müş. Şimdi ben bunu sana şöyle bir hemen üçgeni çizeceğim. Bak üçgen çizme sorusudur. Bu başka hiçbir şey değil. Tamam mı? Niye? Daha önce de söyledim. Kosinüsü vermiş. Tanjant, kotanjant, sinüs alayını sormuş. Hemen diyorsun ki hocam şurası x derecelik bir açı olsun bir kere. E bunun kosinüsü de 1 bölü 3 ise ve kaçıncı bölgedeydi? Üçüncü bölgede bak çok güzel. Üçüncü bölgede yani şurada tamam mı? E, birim çemberimizde hatta şöyle çizeyim ben sana. Üçüncü bölgedeki bir açı kosinüsünü merak ediyoruz. Şimdi kosinüs 1 bölü şurası da 3'tü değil mi? Şurasına kaç düşer o zaman? 2 kök 2 olur. Doğru mu? Doğru. Sıkıntı yok. Peki şimdi sinüs 2'sine bakalım şunu. Bunun sinüsü nedir? 2 kök 2 bölü 3'tür. Karşı bölü hipotenüs. Peki açı buradaydı ya 3. bölgede. Şurada bir yerde açı. Sinüs negatif değil miydi? Evet. O zaman eksi 2 kök 2 bölü 3'tür. Doğru mu? Doğru. Hatta ve hatta şunu bile düşünebilirsin. Hocam Madem biz üçgeni burada çiziyoruz. Yani bu üçgen şöyle bir şey değil mi? Şöyle göstereyim bak. Bu üçgen şöyle bir şey değil mi? Bunun düşeyi de negatif bölgededir. Yatayı da zaten negatif bölgede. Ben buraya teorik olarak yanlış olsa dahi pratikte eksi 1 ve eksi 2 kök 2 yazsam sonra da bunlar kaçıncı bölgedeydi diye hiç düşünmesem olmaz mı? Vallahi olur canım benim. Yemin ederim olur. Buraya eksi 1 yazdım. Buraya eksi 2 kök 2 yazdım. Buraya da 3 yazdım. Sıkıntı yok çünkü üçgenim burada. Bu kenarı da negatif. Bu kenarı da negatif zaten. O zaman bunu buraya bunu buraya yazdık. Gittik döşedik. Şurası pozitif ama onda sıkıntı yok. Çünkü orası yarı çarpı, değil mi? Peki ha, sinüsü bulduk. Çarpı. Tanjant. Şu bölü şu. E, 2 kök 2 yaptı. Bu 2 kök 2 ise diğeri de 1 bölü 2 kök 2'dir zaten. Aynen şöyle. E güzel. Bunu da içeri dağıtacağız. Ama dağıtmadan önce şurayı bir bileşik kesire çevirelim. Eksi 2 kök 2 bölü 3 çarpı. Şunu da şunu çarparsam kaç yapar? 2 kere 2 4 8 mi yapar? Aynen 8 artı 1 bölü 2 kök 2 Bununla da bunu çarp demiş Bak şimdi şu 2 kök 2 ile buradaki 2 kök 2 gider Şuradaki 9'a da buradaki 3'ü sadeleştiririm 3 kalır bir de burada eksi vardı Cevap ne olacakmış? Eksi 3 olacakmış deriz Mis gibi oldu bak tertemiz çıktı soru Şimdi şuna bakalım Diyor ki x ile y'nin toplamı pi bölü 2 Yani birbirini 90'a tamamlıyor bunlar diyor Tamam Sinüs pi bölü 2 artı x. Şimdi isim i̇sim değiştirecek. Kosinüs olacak. Sinüs de ikinci bölgede kaldığı için pozitiftir. Orası kosinüs x oldu. Artı. Kosinüs pi artı y. Yani 180 eklemiş. İsim değiştirmeyecek ama kosinüs üçüncü bölgeye düşecek. Eksi olacak. Dolayısıyla e, isim değiştirmeden eksi oldu. Eksi. Kosinüs y yazdım. Bölü. 3 pi bölü 2 demiş. İsim değiştirecek. Üçüncü bölgeye düşüyor. Kosinüs negatifti. Eksi sinüs x olacak. Ve Son olarak. 360'tan çıkarmış. İsim değiştirmeyecek ama negatif olacak. O negatif şu negatif birbirini götürecek. Artı sinüs y olacak. <laughs> şimdi bu nedir diye sorulmuş. Düşünelim. Şöyle diyelim mi bakın. Şu kosinüs x neye eşittir? Bunlar birbirini 90'a tamamlıyorlarsa. Sinüs x'e. Bu neye eşittir? Sinüs y'ye eşittir. E şimdi üst tarafta Sin y eksi sinüs x var. Alt tarafta da sin y eksi sinüs x var. Cevap nedir o zaman? Taş gibi birdir. Değişmez. Tamam. Umarım anlaşılıyordur. Umarım iyi gidiyordur. Umarım sıkılmamışsındır. Hadi dayan. Sık dişini. Son iki soru kaldı. Aynen iki soru kaldı. Sonrasında bu videoyu noktalayacağız zaten. Sorumuza bir bakalım. X y 90 derece olmak üzere kosinüs x artı 2y artı sinüs 2x artı y ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi canım arkadaşım. Hocam x artı y verilmiş de x artı 2y'yi nereden bulacağım? Hemen matematikte çoğu şey mübah biliyorsun. x artı y artı y diye yazabilirsin sen bunu. Yan taraftakinde de sinüs x artı x artı y diye yazabilirsin. Hatta daha e, düzgün görünmesi için daha sonrasında sinüs x artı y artı x de yazabiliriz. Sıkıntı yok. Şimdi peki x artı y kaçtı? 90'dı hocam. x artı y 90'dı. O zaman ben burayı kosinüs 90 artı y yazarım. Artı burayı da sinüs 90 artı x yazarım. Al sana indirgeme. Hadi bakalım. İsim değiştirecek, isim değiştirecek. İkinci bölgede kosinüs negatif olduğu için eksi sinüs y diyeceğiz buraya. Burası da ikinci bölgede sinüs pozitif olduğu için artı kosinüs x diyeceğiz. Bu ifadenin değeri nedir diye sorulmuş. Bu ifadenin değeri daha düzenli olması açısından artı yöne yazdım. Cos x eksi sin y'dir diyeceğiz sevgili gençler. Hatta ve hatta x artı 90 diye ben bu sin y gördüğüm yere kosinüs x de yazarsam cevap kos x eksi cos x'ten ne olacaktır? 0 olacaktır arkadaşlar. Evet Güzel sorular çözüyoruz Vallahi güzel sorular çözüyoruz Ve son sorumuz arkadaşlar Yani bu videonun son sorusu Sinüs teoremine geçeceğiz bir diğer videoda Şimdi Sorumuza bakalım 3P bölü 2 ile Yani 270 ile 360 arasında olan bir x verilmiş arkadaşlar Yani bu bölge kaçıncı bölge 4. bölge 3 yazık olmaz da 4. bölgede sevgili gençler Tanjant x'in de eksi 4 bölü 3 olduğu verilmiş Tanjant x bölü 2 ile sinüs x bölü 2 ve kosinüs x bölü 2 de sorulmuş. Şimdi hocam bak gene x verilmiş x bölü 2 sorulmuş. Bu bize sıkıntı yaratıyor diyebilirsin. Haklısın da sıkıntı yaratabilir. Çözümü de bir tık daha fazla sürebilir. Uzun sürebilir ama... Ee, güzel kardeşim. Ben sana bunun nasıl çözüldüğünü öğrettim. Yani ikinci sayfada mı birinci sayfada mı hatırlamıyorum. Çok güzel bir çözümde öğrettim. Şimdi. Gelin bakalım ne yapacağız. Öncelikle üçgen çizelim o Allah'ın emri zaten. Şöyle bir üçgen çizelim. Bu üçgeni oluşturduktan sonra şuraya diyelim ki arkadaşım burası x derecelik açı olsun. Ya hocam bana x bölü 2 lazım. Olsun x derecelik açıyı bir çizelim önce. Şurası 90. Tanjant 4 bölü 3'müş. Burası 4. Karşı komşu 4 bölü 3. Burası da 5 olacaktır doğal olarak. O 5'i ben şurada içeri yazacağım. Birazdan neden içeri yazdığımı da anlayacağım. Şimdi bir de şöyle bir durum var. X'ler Hani 270 küçüktür x o da küçüktür 360 diye bana da x bölü 2'ler lazım. Dolayısıyla 135 küçüktür x bölü 2 o da küçüktür 180 de diyebiliriz. Yani x bölü 2'ler buradaymış. İşaretleri buna göre belirleyeceğiz. Çok güzel oldu bu. Çünkü işaret sıkıntı yaratıyordu bize. Bu tarz sorularda işaret bulması e, genelde sıkıntı oluyordu. Ama artık bir sıkıntı yok. Şimdi gençler bunu da hallettik ya. Biz tanjant x bölü 2'ye bakacağız. Onu nereden buluruz? Şimdi şuradan tutuyorsun. x bölü 2 derecelik bir açı oluşturacak şekilde buraya bir tane daha üçgen oluşturuyorsun. Tamam mı? Şöyle. Ve diyorsun ki hocam ben buraya x bölü 2 dedim. Burası x bölü 2 ise burası da x bölü 2 olmak zorunda. Çünkü iki tane iç bir tane dışı verecek bize. burası 5 ise hocam ikiz kenar üçgen oldu. Burası da 5'tir. E şimdi hocam burası 8 burası 4 o zaman burası 4 kök 5'tir de diyebiliriz. A 2A A kök 5 tamam 4 8 4 kök 5 güzel. Şimdi tanjant x bölü 2 lazım bize. Tanjant karşı bölü komşu yani 4 bölü 8'den 1 bölü 2. Ama şöyle bir durum var e, ee, bizim açılarımız 135 ile 180 arasında yani ikinci bölgede olduğu için tanjant negatif olduğundan tanjant x bölü 2 burada ne gelecektir sevgili gençler? Eksi 1 bölü 2 gelecektir. Bu 1. Sinüs x bölü 2 yani şuranın sinüsü. Karşı bölü hipotenüs 4 bölü 4 kök 5. 4 bölü 4 kök 5 yani 1 bölü kök 5 yani kök 5 bölü 5. E, sinüs ikinci bölgede pozitifti demek ki burası direkt kök 5 bölü 5 olacak. Kosünüs de 8 bölü 4 kök 5. 8 bölü 4 kök 5. Bu da 2 bölü kök 5. Yani 2 kök 5 bölü 5 olacak. Ama kosinüs ikinci bölgede negatif olduğundan. Burası da eksi 2 kök 5 bölü 5'tir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. İşte bir dersin daha. Mükemmel bir dersin daha. Sonuna geldik arkadaşlar. Güzel oldu. Gecenin bir yarısı. Tribo anlattım. Ee, canım da sıkılıyordu. İyi oldu. Güzel de anlattım. Yani moralim keyfimde yerinde Umarım sen de düzgün anlamışsındır Yani şu emekler Boşa gitmesin bak ne güzel doldurmuşuz Şu sayfaya bayıldım yani bak İnci gibi doldurduk ee, Umarım sen de Anlamışsındır bir şeyleri Bak Şu sayfaların güzelliğine bak Umarım sevgili gençler sizlere e, Ben anlattığım takdirde Daha öncesinde de konuştuk bu olayları Ben anlattığım kadar başarılıyım Yani ben senin anladığın kadar ben başarılıyım Olay bu Tamam. Ee, bu yüzden tek temennim sana çok daha çok çok daha iyisini anlatmak ve daha anlatılır biçimde senin anlayacağın şekilde anlatmak. Dolayısıyla ben ee, nasıl diyeyim hebele hübele deyip trigonometri işte budur işte karşı bölü komşu komşunun karşı oranı da şudur budur demek yerine neden karşı neden komşu bunlar aslında nelerdir işte bunlar nereden geliyor bu aralıklar eksi 1 ile 1 aralığındadır diyor sinüs ama niye eksi 1 ile 1 aralığında her birinin de tek tek mantığını anlatarak mesela şurada 90 artı x deyince isim değiştiriyordu niye isim değiştiriyor i̇şte tüm bunları tek tek detayları anlatarak ee, detaylarına değinerek anlattım sana açıkçası bu şekilde anlatmak hem hoşuma gidiyor hem de böyle daha iyi anlayacağını düşünüyorum dolayısıyla bence iyi oldu. Başarılı oldu. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Bir yanlışımız varsa bunları da yorumda belirtin arkadaşlar. Bir sonraki videomuz olan sinüs teoreminde görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.